Şanlıurfa'nın 44 kilometre güneydoğusunda bulunur Harran ve her yıl binlerce yerli yabancı turist tarafından ziyaret edilir. Kendi adıyla anılan ovanın merkezinde kurulmuştur Harran. Tevrat'ta da Harran olarak geçen yerin burası olduğu söylenir. İslam tarihçileri kentin kuruluşunu Nuh peygamberin torunlarından Kaynan'a veya İbrahim peygamberin kardeşi Aran'a bağlarlar ki ismin de buradan geldiği söylenir. Harran, ay, güneş ve gezegenlerin kutsal sayıldığı eski Mezopotamya'da Asur ve Babillerin inancına dayanan paganistliğin önemli merkezlerinden biridir. Bu nedenle Harran'da astronomi ilmi çok ilerlemiştir ve üç büyük felsefe ekolinden birisi olan Harran ekolü buradan çıkmıştır. Harran, Kuzey Mezopotamya'dan gelerek batı ve kuzeybatıya bağlanan önemli ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı Harran, Anadolu ile sıkı ticaret ilişkileri bulunan Asurlu tüccarların önemli uğrak yerlerinden biri olmuştur. İlk çağlardan beri varlığı bilinen Harran Üniversitesi'nde dünyaca ünlü birçok bilgin yetişmiştir. Emevi hükümdarlarından 2. Mervan, 744 yılında Harran'ı Emevi Devleti'nin başkenti yapmıştır. Emevilerin Asya bölümü 750 yılında Abbasileri yenilerek Harran'da sona ermiştir. Abbasi hükümdarı Harun Reşit zamanında Harran Üniversitesi dünyada büyük bir ün kazanmıştır. Ben bugün sadece Harran kümbet evlerinin çekimini ve tanıtımını yaptım. Harran ören yeri kapalıydı, gezemedik. Şimdi Harran kümbet evlerinin görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Dilim döndüğünce de anlatmaya çalışacağım. Şimdi kültür evi fonksiyonuna kavuşturulmuş Harran kümbet evlerinden bir tanesinin içine giriyorum. Harran kümbet evleri ören yerinden toplanan tuğlalarla 150-200 yıl önce inşa edilmiştir. Kare ya da kareye yakın prizmatik bir temel üzerine bindirme tekniğiyle yapılmıştır. Tuğlalardan yapılmıştır. Harcında gül yağı, saman, pişmiş toprak ve yumurta akı kullanılmıştır. Mimari yapısı ve malzemeleri sayesinde de yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahiptir bu evler. Aşağıdan yukarıya doğru gittikçe de daralmaktadır. Yüksekliği içeriden 5 metreye varan ve 30-40 tuğla dizisiyle örülerek inşa edilmiştir bu evler. Yaklaşık 1500-1600 tuğla kullanılmıştır. Evler içeriden ve dışarıdan balçıkla sıvanarak varlıklarını bugüne kadar sürdürebilmişlerdir. Harran kümbet evleri 1979 yılında arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak tescil edilmiştir. Kubbelerin amacı yazları aşırı sıcak bölgede sıcak havanın kubbe içinde toplanması ve tepedeki boşluktan dışarı çıkmasını sağlamaktır. Evler camsız, kalın duvarlı ve konik kubbelidir. Mimaride tolos denilen yuvarlak yapılara Mezopotamya, Akdeniz çevresi, Anadolu'nun doğusu ve Kafkasya'da rastlanır. Kubbeli, konik, kümbet gibi isimler verilen evlere mesela İskoçya'da arı kovanı denir. Demin de dediğim gibi kültür evi olarak kullanılmaktadır. Hatta bakın şuradaki gördüğünüz kıyafetlerle ücreti karşılığında giyinip fotoğraf çektiriliyor buralarda. Evet, şimdi evin dışına çıkalım, verandasına. Bakın o dönemlerden kalan kullanılan eşyalar.
Tam karşımızda da dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Harran Üniversitesi. Ören yeri burada. Evet, dediğim gibi burada 4 tane ev kültür evi fonksiyonunda kullanılıyor. Mesela bu evin ilk sahipleri 25 çocuklu bir aile. Evin odaları içeriden gördüğünüz gibi birbirine bağlı. Hatta İslam anlayışına göre evler selamlık ve haremlik olarak da iki kısma ayrılıyor. Odalar 9 ila 16 metrekareye bağında değişiyor. Benim Harran evlerinden anlatabileceklerim bu kadar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayınız.